Baktım böyle gözüme toz kadar da siyah bir şeyler. Bunun içine kaçtı bazıları, ışığı yakınca hemen kayboldular. Hemen. Bunlar nisi gece. Şimdi kimin yayınladığını, kimin emriyle onu yayınlayacağım. Bakın bu işçilerin yaptığı şeyi duyun, bakın. Bir günde bu şeyleri soktular. Evet kızlar, tek yeri orası be. Aa, köpeği de orada kuyruğunu sallıyor. Vay anasını. Yoksa başka bir şey mi? Ha. Evet. Tek yer orası. Sümüklü böcekleri döktükleri yer. Biri türbanlı, biri türbansız. Normal işlem. Çok gördük bu şeyleri. Bir tane de var mı daha? Bir tane daha var orada. Ninja kıyafetli. Ağaca yaslanmış. Bu neler neler gördük. Özellikle üniversiteli gençlerde etkili bu. Dekan mısın nesin Kadriye Hanım? Yoksa hepsi gel kızım içerisine bulayım mı? Taksiciyken neler yapmış bilmiyorum. Balkona çıktı. 6 tane var galiba. 6 kişi. Harem. Şimdi tezgahı anladım ben. Konuşmalar falan oluyordu. Kulak misafir. Parka. Park olayı park. Parka. Müdahale. Parka. Öyle karar çıkartmışlardır. Kendi adamlarından biri, gazetede gördüğüm şey, kendi çocuklarının ateş açmıştı ya, yaralamıştı bir çocuğu. Hayatlarını feda edebiliyorlar be bu şeylere. Bunlar tam şey işte, anlayın. Evet. Ne? Yeni kanun mu çıkarttınız? Parka müdahale. Bu yetkililer parka müdahale yapmazsa, yasaklamazsa herhangi bir hayvanın girişini oraya, onlar hesabı görülecek onlar. Bekle gör. Yapmadan önce de kanunla biraz çıktık buraya. Yeni bir şırfıntı, devasa kıçlı, obez hayvanı ilan etti. Buradan gelip onun pisliği mi acaba? Pisliği ne bıraktı? O gazla böyle olduk. Dağlar da geldi. Gece işçileri bunlar. Yarısı hayvan gezdiriyorlar. Vay anasını. Onlar gezdirmeyecek mi? Burada. Gece yarısı gezdirmeyecek mi? Hiç korkmadan gezdirirler be. Korkmadan. Gece yarısı dişi olarak tecavüz mecavüzden korkmadan ya memnuniyetle kabul ediyorlar ya da linç ordusu onlarla beraber hazır. Yoksa buraya nasıl cesaret çekerler? Linç pezevenkleriyle beraberler. Burada gördüğüm
hayvanlı depol sinek. Sayısı şaşırtıcı bir, böyle bir şey yok. Değişik değişik suratlar, bütün daireleri saysan o kadar hayvan yok etrafta. Bütün her yerden gelecekler buraya. Besbelli. Birileri sürüyor. Birileri yönlendiriyor. Emir veriyor veya. Eminim yani Fuat Avni falan diye geldi, bu da laboratuvar. Fuat Avni dedik, laboratuvar sineği dedik. Geçirmeyecek miyiz sabah kedini, gire girmez buraya. Sabah antrenmanı yaparken seccade üstünde naralar, belli bir şeyler hazır. Neredesiniz naracı kediler? Kadriye Orhun'un, Fuat Orhun'un, Özdemir sülalesinin ve Öztürk sülalesinin kedileri. Sadece sinekleriniz mi var? Vay, tavana kaçmış. Böyle kendini göstermek için. Beslemiyor sahibiniz sizi. Gece bir şeyler yaptıkları belli yani. Bir kamera asmak lazım ki, kamera var devletin orada. İlgilenmiyor bunlarla. Ordu kadar insan bu iki şeytanın emriyle ilgilenmiyor. Evet. Yaşadığımız şeyler belli. Videolarda kurban edileceğiz. Gözden çıkarıldık diğerleri gibi. Kendi anasıyla sitelerde ona kurbanlar lazım. Kaşınacağım. Elhamdülillah, ben git diyorum, onlar gidiyor. Ben git deyince gidiyorlar be. Vay anasını. Playboy anası. Ben git diyoruz, gidin be. Rujlu dudaklı X-Hamster. Depol X-Hamster Orhun'ları. Lan pşşt, gidin buradan be. Kendi anasıyla X-Hamster. Maç seyrediyorduk. Arkadaki komşular ölmeden önce iki sene içinde üçü birden. Yusuf teyze, maçı seyredebilir miyim? Koyu Fenerbahçe'ydi. Buyur, orada köşede oturuyordu.
Sonra fırsat kolluyordu böyle. Dönsün oraya. Sanki maça olmadık yerde. Orospu çocuğu diye bağırıyordu. Orospu çocuğu. Ben de yapma diyordum be teyze, ayıptır. Orospu çocuğu diye bağırıyordu. Çok merak ediyordum. Neden acaba be? Nereden biliyorsun? Orospu çocukları mı var burada? Sonra ilk samstıra girdik. Anaoğul. Anaoğul ilk samstırı. Bacı playboyu. Bacı mı artık ne bilmiyorum. Galiba sülalece bunlar. Orhon. Bence bütün şeyleri koşturanlar sülalece. Ötekilerin de galiba gördüm. Holding olarak çok para getirdiği için eminim bankalar birliği falan filan, pornolar birliği odası da, gayler odası birliği ve pedocular odası birliği, oraları araştıramadım. Kesinlikle en çok para orada, orada da akbabalık var, ilk hamsterlık. Sonra bir dahaki hafta yine soruyordu, Yusuf seyredebilir miyiz? Anam diyordu, ya küfür ediyor, çağırma. Ben diyordum, boşver be, etsin. Günah kendine. Geliyordu yine her fırsata, orospu çocuğu, orospu çocuğu diye bağırıyordu. Bazen açıyordum kapıyı, bir bakıyordum merdivende duruyorlar. Niye evini? Bana bir şey söylemek istiyordular gibi ama korkuyordular. Anladım sonra. Ordu kadar sinekle saldırı. O yüzden kaçıyorlar. İstedikleri yolda ya be. Nereden geldiğini benim gibi biliyordu muhakkak. Orospu çocuğu dediğine şaşmamalı. Bu şeyleri o zamandan bilseydim derdim ki, yahu yapma teyze. Orospu çocuğu yetmez bunlara. İcat edilmemiş ve bunlara yetecek söz. Orospu çocuğu çok hafif kalır. Birinci round bu olsun. Daha ben ne ekleyeyim be? Çok hafif kalır. Ve asıl orospu çocuğu olanlar bunları önleyecek durumda olduğu halde bunlara işlemi yapmayanlar, işte onlar orospu çocuğudur. İkinci raunda çıktık. Sesi. Bisikletli geldi sırt çantasıyla. Beklenen kişi oydu. Sarı şeytan. Oraya sıçacak. O çağırıyor, onlar geliyor. Git kabriye Orhun Hanım'ın penceresinin altına sıç. Git İlk samstırla rujlu dudaklı Fuat Alni babanın penceresinin önüne sıç. Bundan tabii. Kurt köpekli, milliyetçi. Yusuf çıkar peşinden, bir şeyler sallar. Kasa gelmiştir. Oraya sokacağım, değil mi? Hiç kumanda değil. Bu anlamaz bunu. Köpek kendi istiyor. Atlar gibi dizginle yönetilmiyor öyle. Kendi isteğiyle can dost.
Sen de motorunu çalıştır. Evet, çalıştır, çalıştır. Nasıl satayım? İş yapacak pazar günü. Ekip yemin ederim. Öyle bir ekip, bir dört ayaklılar onlardan daha değerli. Ayetteki hayvanlardan aşağılık bu tiplerdir işte. Güle güle, bakalım nöbete kim gelecek yerine. Ekip işi tamamladı. Vay anasını. Sanki bilmiyorduk, beklemiyorduk. Sesleri uyuşturucu etkisi. Geliyorlar. Çok heyecanlandım. Yani seneler önce açığa çıktığından değil. Bu şeyler zaten kanıtlıyor, açığa çıkarıyor ben. Kim ipleri çekiyor? Zaten mahsustan yapıyor ki. Bak, bu gelen şeyi ben yapıyorum ha. Kanıtlayamazsın. Kanıtlayamazsın. Beyza bu mal bize görünmezlik verdi. İki omsu da görünüyoruz fakat birisi benziyordur be. Benzeyen biri. Zinadan bir damat. Herkes kabul ediyor. Görünmez olduk. Buradan kayboldu. Karşı apartmanın orada. Sarı şeytan. Gitti tuvaletini oraya yaptı. O saldırılan yere. Şunu açıkça belirtmekle bitiriyorum. Bu işkenceci Akbaba lideri onların yardımcıları ayağı ruh hastası diye tıkadıkları içeri şeytani işbirlikçileri oradan. Onların icabına bakmayın siz. Sizinle biz öbür tarafta hesaplaşacağız. Kumpas için bekleyen kağıtlarla, hazır kağıtlarla beni içeri tıkamak için yalnız başına olan 10 kişilik ofiste onun diğer işkenceye ortak olan sürekli öldürme pahasına yine basan onun yardımcısı patronu mu ne? Karım her ziyarete geldiğinde hayvanlardan çekindiğini bildikleri için koro halinde avlatan, öyle anlıyordum, hanım geliyor ziyarete. Siz onların icabına bakmayın. İlk başta. Sizinle hesaplaşacağız biz. Bana o kadar belli ki yani. İlaç şirketleriyle anlaşmalar falan. O ilaçları dayatmak için hasta yaratıyorlar. İşkence ediyorlar. İlaç dayatıyorlar. Pahalı pahalı. Devleti soyuyorlar. İnsanları katlediyorlar. Aileleri parçalıyorlar. Bebeleri öksüz bırakıyorlar. Siz onların icabına bakmayın. Dönmenizi umuyorum. Bilmiyorum ki bunu hak ediyor musunuz? Arada yananlar belli. Nasıl bir yaratık? Arıya benziyor. Kaçtım.
Diğer işlemlerini yok edin bunları.